Şeftalili kek için malzemelerimiz 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu ve 3 tane ince dilimlenmiş şeftali kullanacağım. Aldığı kadar da una ihtiyacımız var. Birazcık daha böyle renk ve aroma katmak için rendelenmiş limon kabuğu ve portakal kabuğu da ekleyeceğim. Şimdi 3 tane yumurtayı kırıp güzelce çırparak başlıyorum. Bir su bardağı toz şeker ilave edip şimdi bir kez daha çırpıyorum. Bir yandan sıvı yağ ilave ettim. Yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdum biraz sulu olabilir. Yoğurt yerine isterseniz bir çay bardağına yakın süt ekleyebilirsiniz. Şimdi klasik bir kek hamuru hazırlıyorum aslında. Bundan sonrasını mikserle değil, elde karıştırarak devam edeceğiz ki kekimiz daha güzel kabarsın diye. Şimdi ilk önce şöyle büyük kaşıkla 2 yemek kaşığı unu koydum. Aldığı kadar un ekleyeceğiz. Vanilya ve kabartma tozunu una ilave ediyorum. Her zaman unla karıştırarak kullanmaya özen gösterirseniz daha iyi performans sağlar. Şimdi güzelce bu un, kabartma tozu ve vanilya karışımını elde karıştırarak yediriyorum. Birazcık limon ve portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz kek hamurunun ununu bir seferde eklemiyorum. Yani bir seferde 2 bardak un, bir seferde 3 bardak un değil. Hamurun kıvamı istenilen hale gelinceye kadar azar azar ekliyoruz. Bir tarifte 3 bardak yazıyorsa bile birden 3 bardağını kullanmayın. Sonra fazla geliyor. Şimdi akışkan kıvama gelinceye kadar şöyle ne çok katı ne çok sıvı olmamalı. Eğer tereyağı margarin eritip kullanırsanız iyice katılaşabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Şeftalili kek için kek hamurum hazır. Gördüğünüz gibi biraz daha ağır akıyor. Ama akışkan, katı değil. Şimdi böyle bir yuvarlak kek kalıbım var elimde. Yanmaz, yapışmaz. Dibini güzelce sıvı yağla yağlıyorum. Erimiş tereyağla da yağlayabilirsiniz. Ve bu hamurun 3'te 1'ini boşaltıyorum. Şimdi bu hamuru ince bir kat halde yayıyorum şöyle. Üzerine şeftali dilimlerini şöyle aralıklarla sıralıyorum. Şimdi ince bir kat halinde bir miktar daha hamur ekliyorum. İkinci kat hamurun üzerine de yine şeftali dilimlerini yerleştiriyorum. Mümkün olduğunca ince keserseniz ve şimdi kalan hamurun hepsini şöyle üzerine boşaltıyorum. En üstte de şöyle birkaç ince dilim şeftali atarak kekimizi tamamlıyoruz ve önceden ısıtılmış 180-190 derece fırına gidiyoruz. Fırından çıktı şeftali kekimiz. Soğuyuncaya kadar bekletiyoruz.
kremi soğuduktan sonra dilimliyoruz.